Arkadaşlar merhaba, Bay Silah. Bugün sizlere bu videoyu yapmak istedim çünkü bu son mermi ve fişeklere gelen zamlardan sonra günde belki 100-200 kişi devamlı mesaj yazıyor, mail atıyor, soru soruyor. Abi Amerika'daki mermi ve fişek fiyatları nedir? Nasıl alınıyor? Sınırları nelerdir? Kanunları nelerdir? Herhangi bir sorun var mıdır, yok mudur? Bu tür sorular geliyor. Şimdi özellikle şunu söylemek isterim. Amerika'da mermi ve fişek alımlarında herhangi bir sınırlama olduğunu bilmiyorum. Yani gerçekten yok. Ben yani 25 yıldır falan buradayım. Son 10 yıldır falan bayağı ciddi şekilde mermi ve fişek alıyorum. Zaten normalde marketlerde bile satılıyor. Yani buradaki büyük o Walmart gibi değişik marketler, yani Türkiye'deki Metro gibi, BİM gibi herhalde o tür marketlerde resmen yani hem yiyecek, hem giyecek, hem işte bisiklet türü, ne bileyim bile her türlü karışık şeylerin satıldığı büyük mağazalarda burada hemen hemen hepsinde mermi ve fişek satılıyor. Galiba bildiğim kadarıyla eğer ellerinde fazla yoksa o zaman size 5 kutu limiti falan veriyorlar. Yani 5 kutu demek istediğim 50 çarpı 5 250 tane alabiliyorsunuz. Bunu da mesela birinden çık öbürküne git. Mesela yan yana marketler var belirli yerlerde, alışveriş merkezlerinde. Yani bir saat içinde 10'ar dakikada çık 5-6 tanesini gez. Yani o günde 2-3 bin tane alabilirsiniz. Zaten normal silah ve silah ürünleri, malzemeleri, av ürünleri o tür satan mağazaya gittiğiniz zaman zaten orada sınırı yok. Yani istediğiniz kadar alabilirsiniz. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben mesela çok nadirdir benim böyle 50'lik paket aldığım falan. Yani normalde ben hep binlik alıyorum. Binlik alınca o zaman daha iyi fiyat veriliyor. Daha iyi fiyat alıyorsunuz. O yüzden çok daha rahat oluyor. Hatta şunu söyleyeyim. Yani ben en son bir mağazaya gidip mermi aldım veya fişek aldım hatırlamıyorum bile. Genelde hep internetten alıyorum. Ya da silah şovları oluyor, fuarları oluyor burada devamlı. Oralara gidiyorum. Yani en az ayda bir kere gidiyorum. Oralarda da zaten satılıyor. Orada da genellikle böyle kutulanmış vaziyette binlik satılıyor. Yani normalde insanların aldığı şekil burada öyle bin alınıyor. Yani ben en son gittiğim silah fuarında, ben bu arada Amerika'da Maryland eyaletindeyim. Virginia eyaletinde bir silah fuarı vardı. Oraya gittiğimde kaç tane aldığımı bilmiyorum bile. Yani galiba bir 10 kutu falan almıştım değişik kalibre ölçülerden. Yani 10 bin tane falan almıştım yani. O yüzden öyle bir herhangi sınırlama yok. Şimdi zaten sınırlamanın olmadığını hemen hemen hepiniz biliyorsunuzdur. Ama en azından size burada fiyatlar bakımından şöyle, ben internette belli sitelere gideceğim. Nereden aldığımı size göstereceğim. Oradan yani en azından bir tane site, öyle birkaç siteyle çalışıyorum ve ama fiyatları görün diye. Herhangi bir vergisi var mı? Yok. Herhangi bir ruhsatı var mı? Yok. Yani mermi olayında illa silahınız olup olmamasıyla da bir alakası yok. Yani normal bir vatandaş mermide yaş sınırı tahminime göre 18. 18 yaşın üstündeki bir vatandaş normal bir marketten mermi alabiliyor. Hatta silah alım yaşı da 18 burada. Ama alkollü içki 21. O değişik. Neyse. Araba ehliyet alma yaşı 16 yaş. Sigara içme yaşı 18. Silah alma, mermi alma, o tür şeyler 18 yaş. Alkol içme 21 yaş. 21 yaşının üstünden sonra zaten hemen hemen her şey olunuyor. Şimdi ben fiyatlarla ilgili şeyleri yapayım. Böyle Türkiye'deki gibi, ha şunu da söyleyeyim. Türkiye'deki gibi böyle istikrak falan yok yani. Ha her silah başına 200 tane mermi falan. Dalga mı geçiyorsunuz ya?
Cidden söylüyorum. İnşallah şu videomu şöyle devlette, hükümette bu kanunlarla ilgilenen birileri izliyordur. Yani dalga mı geçiyorsunuz kardeşim ya? Yani ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Arabaya da 200 litre benzin tayka getirin, senelim bakalım. Hadi hadi sürün bakalım, anasını satayım. Böyle şey mi olur ya? Veya çekiç satıyorsun, 200 tane çivi hakkın var. Bu kadar saçma bir şey olur mu ya? Yani bunlar açık olması lazım. Bu tür kanunların değişmesi lazım. Memleketin, milletin kendini koruyabilmesi lazım. Allah körüsün, bir olay olduğunda insanlar kendini savunabilmesi lazım. Normalde her silahlı kötü bir insana karşı silahlı iyi bir insan olması lazım. Herkes bir polis gibi olması lazım. Yani illa polis olmasına, maaşa bağlanmana gerek yok ki. Sen de iyi, normal, sicili, temiz, normal, aklı başında bir insansan ve normal eğitimlerini alıyorsan, normal bir polis gibi her şeyden geçiyorsan, sen de silah alabilmelisin, sen de silah taşıyabilmelisin. Bunda ne var ki? Polisi ne olarak görüyoruz? İyi insan, koruyucu olarak kötülerden seni koruyacak, değil mi? E tamam, herkes öyle birisi olabilir. Yani bunda bu kadar saçma kanunlar olamaz. Yani ülkenin, Allah korusun, savaş çıksın, o olsun, bu olsun. Yani bir insanların kendini koruyabilmesi lazım. Neyle gideceksin? Kazma kürekle mi gideceksin? Amerika'daki kadar açık, rahat mermi olayında, silah olayında bununla ayrı bir video daha yapacağım. Biraz orada değişiklikler var ama mermi olayında hadi kimsenin götü yiyor mu bakalım? Allah aşkına ya, şu kanunları yapan insanlar, izliyorsanız şu videoları, milletle dalga geçmeyin ya. Kendinize bir şey getirin bakalım. Kendinize bir limit getirin. En basiti, arabanızda senede 200 litre benzin sınırı koyun bakalım. Hadi. Bu kadar saçma şeyler olmaz arkadaşlar. Şimdi ben size fiyatlarla ilgili, mermi ve fişek fiyatları ile ilgili göstereceğim. İnşallah fiyatlarda tabii çok fark olduğunu anlayacaksınız. Ha, şunu da anlamıyorum ya. Yani niye yalnızca MK'ye mermi yapıyor? Yani haberlerde görüyorum, polisimize kadar bile yeteri mermi olmuyormuş. Böyle saçmalık bir şey olabilir mi ya? İthal edin kardeşim, getirin. Rusya dibinizde anasını satayım. Buradaki Amerikan pazarındaki en ucuz mermiler Rusya pazarından geliyor. Ama ne hikmetse Türkiye Rusya'nın dibinde mermi olayında, ya girsinler kardeşim, bırak herkes girsin, her şey belirli fiyatlarda olsun. Arkadaşlar merhaba. Şimdi ben bir tane web sitesi açtım burada. Normalde ben buradan alışveriş yapıyorum. Bu bütün değişik web sitelerdeki en iyi fiyatta olan her şeyi bir web sitesine topluyor. Yani burada bu sitenin adı Gun Deals diye. Gun.deals. Deal indirimde olanlar, iyi fiyatta olanlar demek. Burada mesela şurada gördüğünüz gibi işte bugün diyor, bugünkü şeye gelenler neler var neler yok diyor. Sonra burada işte tabancalar, tüfekler, av tüfekleri, işte parçalar, emo, mermiler, bıçaklar, aksesuarlar, işte okçulukla ilgili, reloading, mermileri doldurmakla ilgili, işte kuponlar, popüler olanlar falan fisko öyle devam ediyor. Şimdi ben size emo, yani mermilerle ilgili bölüme gireceğim. Burada göstereceğim. Burada mesela gösteriyor işte 22 LR, 22 Long Rifle, 22 LR. Ha, bunu da söyleyeyim ya, bu 22 LR'yi Türkiye'de normal mermi olarak sayıyorlar. Biz burada yani çocukların normalde plinkin dedikleri, böyle hani tenekelere menekelere vurunca ding ding diye ses çıkıyor ya, oradan işte plinkin dedikleri bir spor üretilmiş. İşte çocuklar genelde normal tabancalarla veya tüfeklerle sağda solda, kırda bayırda, işte parklarda, orada burada, pikniklerde genelde dedeler medeler onlara öyle atış eğitimi yaptırırlar. Neyse. Şimdi burada biz 9, mesela ben 9 mm mermiyi seçiyorum. 9 mm'yi seçtim. Aşağı doğru indiğimiz zaman burada işte şeyler var. İşte bu Remington 9 mm 115 grain.
50 tanesi 9.99 free shipping no minimum. Yani kaç kutu, herhangi bir no minimum demek, bir kutu da alsanız oluyor fark etmiyor. Ayrıca kargosu bedava. Yani 10 dolara 50 tanesini alıyorsunuz, kargosu bedava. Bu kadar basit. Yani tanesi 20 kuruşa, 20 sente falan geliyor. Zaten şurada yazıyor. Price per round, yani tane başı fiyatı 19.80, 20 kuruşa, 20 sente falan geliyor. Şimdi buradan değişik değişik inebilip böyle değişik her türlü şeylere bakabiliyorsunuz. Burada işte Luger 250 tanesi 46.66. Yani biraz daha çoğalınca şey, fiyat düştü gördüğünüz gibi. Normalde çünkü burada 20 tanesi bir üsttekinde 50 tanesi 20 doları, 50 tanesi 10 dolara geliyordu. Normalde 250 tanesi 50 dolara gelmesi lazım. Burada da 250 tanesi 46.66'ya geliyor. Neyse. Şimdi ortalama şeyi 9 milimetrede. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar, bir de şurayı göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi real loss diyor. Bu sonradan doldurmuş. Yani bir kovan bir kere boşalmış, sonra bir daha doldurmuş. Şimdi burayı işaretliyorum. Burayı istemiyoruz. Burada steel diyor. Çelik, yani o normal beyaz çelik kovanların. Onu da geçiyorum. Normal yalnızca brass, yani eğer Türkçesi pirinç oluyor galiba. İşte böyle bakır kovanlar gibi, yani o pirinç bakır böyle gördüğümüz sarı kovanlardan olanlardan. Şimdi böyle olunca hepsini şey yapıyor. Burada da fiyat var. Fiyata göre tıklıyorsun. İşte sırayla hepsini çıkartıyor. İşte bu Wolf Rus şeyi böyle değişik değişik var hepsi. Hatta sayısına göre çıkartabiliriz. Evet. Normalde ben böyle işte gün var, fiyat var. Ben böyle PPR dedikleri, price per round, yani tane başına en ucuz olan fiyat hangisi? Buna tıklıyorum. İniyorum. Buradan işte yeni ikinci kez dolduran ve şeyleri çıkartıyorum. Yalnızca bakırları bırakıyorum. Şu anda mesela şu American Eagle, ki bayağı güzel bir kalite bu mermi. Şu anda 9 mm 115 grain, 115 grain 1000 tane kasalı, yani 1000 kutulu, 1000 tanesi 139 dolar 50 kuruş. Ship after code, işte şeyi de kargosu da bedava. Yani şurada görüyorsunuz, tane başı olan fiyatı 14 sente geliyor. O bayağı, yani Amerikan Eagle güzel bir şey. Burada da aynısı var. Burada da işte 1000 tanesi 142 dolar 35 kuruş. İşte böyle böyle gidelim şimdi başka bir tane. Mesela bu Tulema, bunu ben normalde şey yapmıyorum, 149 dolar. Bunları ben normalde alıyordum. Çocuklar hızlı hızlı şeylere gittiğimiz zaman, poligonlara, öyle bir kerelik kullanmalık, öyle devamlı şey gibi gidiyordu. Ama anlayacağınız işte 150 doların altında çok rahat 1000 tane mermi alabiliyorsunuz. Genelde bazen kargo oluyor. Kargada 15-20 dolar falan olur. Kutu, binlik kutu başına en fazla. Ama bazen işte şimdiki mesela şu andaki olduğu gibi mutlaka birisi bedava kargo yapıyor. Amerika'da da kargo 2 günde 3 günde mutlaka kapının önüne geliyor. Yani çok nadir 4-5 gün sürüyor. O da eğer siz işte batı tarafındansınız doğuya veya doğu tarafından batıya eğer kargo gerekiyorsa, yani New York gibi, New York veya etrafında oturup Kaliforniya gibi etrafından aldıysanız işte 4-5 gün sürebiliyor, ama normalde her şey 2-3 güne geliyor. Eğer böyle çok şehir içinde apartmanlarda oturmuyorsanız, böyle normal sitelerde, tek katlı evlerin olduğu yerlerde falan oturuyorsanız, kargo geliyor kapınızın önüne bırakıyor. Zile basıyor, içeridesiniz veriyor, içeride yoksanız kapının önüne bırakıyor gidiyor, yani hiçbir sorunu yok. Şimdi bu 9 milimetreydi. Ben hızlı hızlı şöyle hemen birkaç tanesine gitmek istiyorum. Sizde tabii şu NATO mermisi, gerçi 2.25-5.56 sizde yok. Ama yine de çabucak bir fiyatına bakalım.
Benim en çok sevdiğim mermilerden biridir. İşte burada da 260 tanesi 52 dolar demiş, 240 tanesi 48 dolar, 500 tanesi 102 dolar, işte 1000 tanesi de 200 dolar. İşte bunlar ama şeyler, çelik olanlar. İşte mesela şu güzel federal 259 dolar. 1000 tanesi, 1200 tanesi, 1200 tanesi 260 dolar. Yani çok güzel. Şimdi size başka hemen şu 7.62-39, bu Kalashnikov mermisi. Hemen şöyle yapayım. 1000 tanesi 169.57, yani tanesi 17 kuruşa geliyor veya şurada 189.99, işte tanesi 19'a geliyor. Yani şu ana kadar baktığımızın hepsi 14 cent ile 20 cent arasına geliyor şu ana kadar baktığımız mermi kalitelerine. Hemen mesela Kirk Smith'in vesine bakalım. Şöyle. Bu da işte 50 tanesi 16 dolar. 177 grainlik. Mesela şurada 1000'lik 180 grain, yani biraz daha kuvvetli bir mermi bu. 180 grainlik 1000 tanesi 220 dolar. Ondan sonra 45 RCP'ye bakalım. İşte burada da 350 tanesi 79, şu 1000'lik mesela, ama şeyi metal olsun, yine de bakalım. 230 grainlik 45 ACP Wolf, bu Rusya olması lazım. 1000 tanesi 228 dolar. 1000 tanesi 228 dolar. Şuna bakalım, bakır. Bu da Mektek 230 grain 50 tanesi 12 dolar. Bunun tanesi 23 kuruş, 23 sente geliyor. İşte 22, 23, daha ucuzuna bakarsanız 20, 20, 21 o civarlara geliyor. Buradan mesela en çok ne konu olur? 357 Magnum falan vardır. 357 Magnum'a bakalım. Yani fiyatları görün. O yüzden 1000 tanesi 229. Yani tanesi 22 kuruş. Hemen bakır olana bakalım. İşte 25 kuruş. Şu Armscor mesela, şunlardan almıştım ben geçen. 1000 tanesi 279 dolar. 80 kuruş. Ben bunu fuarda, silah fuarında 240 dolara almıştım. 1000'liğini. 357 Magnum. Ondan sonra... Evet, bir de şurada 38 Special var. 38 Special'a da bakalım. Maksat şey olsun. İşte 1000 tanesi 200 dolar. Yani gördüğünüz gibi hepsi hemen hemen aynı fiyat. Yani 15 kuruşla 25 kuruşla istediğinizi alabiliyorsunuz. Ha, nasıl mı alınıyor? Buradaki linke tıklıyorsunuz. Bu direkt sizi o web sitenin linkine götürüyor. Aynen şu anda gördüğünüz gibi. Buradan alıyorsunuz. Hiçbir sorun olmuyor. Aynen burada tıklayayım. Gördüğünüz gibi tıkladığınız zaman alıyorsunuz. Burada da fiyatların ne kadar düştüğünü gösteriyor. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun olmuyor. Hemen şuradan tıklayayım. Yeni sayfa açılsın. O web sitenin sayfasına gitti. Gördüğünüz gibi her türlü bu tamamen doldurmak için mermiler, şeyler, ne ararsanız var. Ha, hollow point. Hollow point'ler de Türkiye'de yasak galiba. Hollow point'ler de burada işte normalinin bir %50 daha fazlasına geliyor fiyatlarda. Her ne olursa olsun, hangi kalibrede olursa olsun normalinin %50 üstüne geliyor. Bu da başka bir şirket. Gördüğünüz gibi her türlü şeyi var. Shotguns diyor.
Bunlara girip bakalım. Her türlü parçası şeyi var. Bu tamamen doldurmak için. Mesela burada prime'lar fişek içine konulan şeyler. İşte şöyle görebilirsiniz. Mesela ne bileyim doldurmak Türkiye'de dolduruyorlar fişekler. 5.000 tanesi 90 dolar. Türkiye'deki fiyatlar kaç para? Veya burada mesela bu 12 gauge 320 grain 100 tanesi 55. Böyle böyle gidiyor. Evet arkadaşlar, avcı arkadaşlarımızı unutmayalım. Mesela bu 12 gauge. Aa, burada değişik ölçüler işte dove, buck o şekilde gidiyor. Bu mesela 25 tanesi 5 dolar. Ve kargosu yine bedava. Yani bu da tanesi 20 sente falan geliyor tanesi. Burada da görürsünüz. Bunların şeylerini bilirsiniz. A shot var, 7.5 shot var. Aa, avcılar anlarlar bunları. Bu light dove yani geyik, hafif geyik için böyle göstereyim. Ha bu da bir arkadaş sormuştu bana mini shells'leri. Bak denk geldi şimdi. Bu da mini shells'ler de var. Bunların normallerin üçte biri küçüklüğünde. Aa, bu da 20 tanesi 22 dolara geliyor. Yani tanesi 1 dolara geliyor. Daha pahalı tabii ki biraz daha şey. Burada işte ortalama normal 12 gauge. 12 gauge. Fişekler 20 sentle işte biraz ölçüleri bazılarının değişik oluyor. İşte o da 30 sente kadar çıkıyor. İşte 20 sentle 30 sent arasında alıyorsunuz. Ki kargosu margosu da dahil. Burada hepsini gösteriyorum ki size ki bütün hepsini görün diye. Mesela şu marka Federal markası biliyorsunuz çok iyi markadır. Bu Remington. Ondan sonra şu Winchester. Hepsi zaten belirli markalardır. Bilinen markalardır. Bu Monarch markası. Nobel Sport. İşte bu da Buckshot biraz daha büyüktür. Fiocchi. Fiocchi aslında o kadar iyi değildir. Ama normalde Winchester, Remington ve American Eagle'lardan aldığınız zaman Federal. Bunlar da çok iyi markadır. Hepsi şey, ortalama 20 cent 12 gauge'ler geliyor. İnşallah biraz yardımım olmuştur böyle sizin de anlamanızla ilgili. Türkiye'deki mermi ve fişek fiyatlarından dolayı o kadar çok soru geliyordu ki bunu yapmak istedim. Ha nasıl mı oluyor? Bak arkadaşlar buradan alıyor, internetten alıyorsunuz. Bedava kargayla kapınızın önüne geliyor. Hiçbir sorun olmuyor. Kimse ne arıyor, ne soruyor, kaç tane almışsın, kaç tane almamışsın hiç öyle bir derdin de yok. Giderseniz isterseniz hemen acil lazımsa buradaki silah satan yerler var. İşte av malzemeleri satan yerler var. Mermi de fişek de her an istediğiniz gibi alabilirsiniz. Ne oluyor? Fiyatlar çok az bir şey daha oynuyor. Yani 20 sent alacağınıza 25 sent alıyorsunuz. Sallıyorum %20 falan daha fazla ödüyorsunuz. O dükkanın işte gideri mideri o tür şeyler var. Ama internetten aldığınız zaman direkt depodan geliyor. Depodan geldiği için size en iyi fiyatı veriyorlar. Daha ucuza geliyor her şey. O yüzden çok daha iyi oluyor. O yüzden mermi ve fişek fiyatlarında sizlere bilgi vermeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Sorularınız varsa lütfen sorabilirsiniz. Ayrıca silah alımı ile ilgili video yapacağım. Sonra taşıması ile ilgili video yapacağım. Kanunlarla ilgili video da yapacağım. Onun ayrıca video yapacağım. Bunu acilen böyle evdeyken yapmak istedim. Çünkü çok soru geldi. Artık dayanamadım. Yapayım dedim. Ama bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Her zaman her yerde ne mutlu Türk'üm diyele. Lütfen unutmayalım. Türkiye'mizi, bayrağımızı, Atatürk'ümüzü unutmayalım. Görüşürüz arkadaşlar. Ne mutlu Türk'üm diyele. Evet arkadaşlar, videonun tamamını bir de kargoyu da ekleyeyim dedim. Bekledim. Aa, kargo şimdi geldi gitti. Özellikle kapıyı açmadım ki mermileri kapının önüne bıraksın size göstermek için. Şu anda adam gitti. Size yani yaşadığınız yere göre bırakabiliyorlar. Eğer yaşadığınız yer böyle normal site gibi evlerse kapının önüne bırakıyor gidiyor. Yoksa böyle apartman gibi yerlerde oturuyorsanız
O zaman her türlü, yani bazen bırakıyorlar, bazen işte yaşadığınız yere bağlı imzanızı falan alıyorlar. Şimdi ben sizi kapıyı Evet açarak arkadaşlar, bekliyorum. gördüğünüz gibi kutularımız gelmiş. Şimdi bu kutuları içeri alacağım, açıp size içindekileri göstereceğim. Şimdi görüşürüz. Arkadaşlar evet, kutuların bazılarından çıkardım size göstermek için. Bunlar değişik olanlar. 9 milimetre, 40 Smith & Wesson. Hepsi değişik. Bütün kutuları boşaltmadım ama bazılarını çıkarttım size göstermek için. Bunları şöyle göstereyim size. 45 ACP bunlar. Remington. Şöyle göstereyim. Bunlar 40 Smith & Wesson. Bunlar da 40 Smith & Wesson. Bunlar da 9 milimetre. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi direkt evinize, kapınızın önüne geliyor. Hiçbir sorun, dert yok. Normal. Şunu açayım, bu daha kolay. Gördüğünüz gibi. Her şirketin paketleme sistemi biraz daha değişik. Söylemek istediğim bu arkadaşlar. Ne kadar alırsanız alın, fark etmiyor. Kutularla evinize kadar geliyor. Hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi hepsi geliyor. Bunların içinde yüzer tane var. Bunların hepsini hemen binlik 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 aldım. Hiçbir sorun yok. Evinize kadar geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.